Burada görmüş olduğunuz denklem bir parabole ait. Bu videoda parabolün denklemini kullanarak alternatif bir metot yardımıyla parabolün odak noktasını ve doğrultmanını bulmaya çalışacağız. İlk olarak denklemdeki y'yi yalnız bırakalım. Böyle yapmak zorunda değiliz elbette ama en azından ben bu şekilde daha rahat ediyorum. Öncelikle bu 23 bölü 4'ü sağ tarafa atalım. Her iki tarafa da 23 bölü 4 ekleyelim. Bu sayede y eşit. ...dir. Eksi 1 bölü 3 çarpı parantez içinde x eksi 1'in karesi artı 23 bölü 4 elde ederiz değil mi. Odak noktaları ve doğrultmanlar hakkında neler öğrendiğimizi hatırlıyor musunuz? Eğer bir parabolün odağı, A virgül B noktasında ise ve doğrultmanı, evet doğrultmanı da Y eşittir K doğrusu ise. Önceki videolarda gösterdiğimiz üzere biraz karmaşık bir cebir yardımıyla elde ettiğimiz parabolün denklemi Y eşittir 1 bölü 2 çarpı b eksi k. Buradaki b eksi k ifadesi odağın y değeri ile doğrultmanın y değeri arasındaki fark çarpı parantez içinde x eksi 1'in karesi artı b artı k. Bu arada özür dilerim burası x eksi 1 değil. Bu denklemi yazarken kafam biraz karışıyor. x eksi a'nın karesi olacaktı değil mi? x eksi a'nın karesi artı b artı k bölü 2. Odak noktası A virgül B doğrultmanı Y eşittir K ve bu da parabolün denklemi. Bu tekniği daha önce de kullanmıştık. Bakın farklı kısımları görebiliyoruz. Mesela buradaki x eksi 1'in karesi bunu farklı bir renkle yapalım. x eksi 1'in karesi x eksi A'nın karesi ile eşleşiyor. Yani A 1 ile eşleşmiş oldu. Bu sayede A'nın 1'e eşit olduğunu bulduk bile. Bunu şuraya da yazayım. Soldaki bu örnekte A eşittir 1 oldu. Aynı zamanda soldaki eksi 1 bölü 3'ün sağdaki 1 bölü 2 çarpı b eksi k ifadesi ile eşleştiğini de görebiliyoruz. Ve aynı şekilde 23 bölü 4'ün sağdaki b artı k bölü 2'ye eşit olması gerektiğini biliyoruz. Uyguladığımız ilk teknikte şöyle demiştik. Tamam eksi 1 bölü 3'ü bu ifadeye eşitleyelim. b eksi k'nın değerini bulalım. b veya k'yı bulmak için denklemi çözmeyeceğiz. b eksi k ifadesinin kendi değerini bulmak için çözüyoruz ve 23 bölü 4 ile bu ifadeyi kullanarak da B artı K ifadesinin değerini buluyoruz. Ardından elimizde iki bilinmeyenli iki denklem oluyor ve B ile K'nın değerlerini artık hesaplayabiliyoruz ama bu videoda başka bir metodu keşfedelim istiyorum. Parabolün büküm noktalarına ait bilgilerimizi kullanarak odağın ve doğrultmanın nerelerde olacağını bulmak istiyorum. Şimdi soldaki parabolün tepe noktasını düşünelim. Ama önce bir hatırlayın eğer para bolun kolları yukarı doğru bakıyorsa o zaman büküm noktası minimum nokta oluyordu öyle değil mi eğer kolları aşağı bakıyorsa Evet o zaman da maksimum nokta oluyordu. Buraya baktığımız zaman x eksi 1'in karesi ifadesinin önünde eksi 1 bölü 3 olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla soldaki bu ifade ya 0 olacak ya da negatif olacak. Evet 23 bölü 4'e herhangi bir şey eklenmeyecek. Ya 0 eklenecek ya da 23 bölü 4'ten bir şeyler götürecek. Dolayısıyla soldaki ifade sıfır olduğu zaman, evet sıfır olduğu zaman bu şey maksimum noktasında olacak ve bu noktadan aşağıya doğru devam edecek. Yani bu ifade sıfır olduğunda y eşittir 23 bölü 4 oluyor. O zaman büküm noktamız bu maksimum nokta olacak. Peki bu ifade ne zaman sıfır oluyor? x eşittir 1 olduğunda değil mi? x eşittir 1 olduğu zaman 1 eksi 1'in karesinden 0 çarpı eksi 1 bölü 3 yani 0 elde ediyoruz. Evet x eşittir 1 olduğu zaman y eşittir 23 bölü 4 maksimum değerini alıyor. Şimdi böylece büküm noktamızı 23 bölü 4 yani 5 tam 3 bölü 4 olarak bulmuş olduk ve bu kolları aşağıya bakan bir parabol. Aslında bunu bunu çizmeyi deneyelim. Önce şöyle eksenlerimizi bir çizeyim. Şimdi 5 tam 3 bölü 4'e kadar çıkmamız gerekecek. O zaman burası y eksenimiz olsun. Y ekseni burası da x eksenimiz. Bakalım burası 1 olsun. Burası 1. Burası da 2. Şimdi 5 tam 3 bölü 4'e gelmemiz gerekecek. Burası 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 olsun. Yanlarına da yazalım. 1, 2 3 4 5 6 ve 7. Büküm noktamızda tam olarak burada 1 virgül 23 bölü 4 noktası 5 tam 3 bölü 4 aşağı yukarı buraya denk geliyor değil mi? Neredeyse burada ve az önce söylediğimiz gibi bu x eksi 1'in karesi teriminin önünde negatif bir sayı olduğu için parabolün kollarının aşağı doğru olması gerekiyor. Burası da maksimum noktamız olacak ve parabolümüz de aşağı yukarı evet aşağı yukarı aşağı yukarı böyle görünecek. Elle çizdiğim için ve tabii ki ben çizdiğim için mükemmel olmayacak ama umarım parabolün neye benzediğine dair bir fikriniz oluşmuştur. Aslında parabolün sadece bir kısmını çizeyim. Çünkü diğer kısımlar hakkında henüz yeterli bilgiye sahip değiliz. Bu şekilde çizip bırakacağım. Henüz odağın ve doğrultmanın nerede olduğunu bilmiyoruz ama en azından birkaç şeyi biliyoruz. Odak noktası büküm noktası ile aynı x değerine sahip olmalı öyle değil mi? x eşittir 1'i şöyle çizeyim. Eğer burası x eşittir 1 doğrusuysa öğrendiğimiz kadarıyla odak noktaları büküm noktası ile aynı eksen üzerinde olmalı. O zaman odak noktası belki buradadır ve doğrultman da büküm noktasına diğer taraftan aynı uzaklıkta olur değil mi yani doğrultman da bu şekilde görünebilir belki buradadır. Evet bunları henüz bulmadık ama bildiğimiz kadarıyla büküm noktası parabolün üzerinde olduğu için odağa ve doğrultmana eşit uzaklıklarda bulunmalı. Yani bu uzaklık buradaki uzaklığa eşit olmalı. Peki bu iki uzaklığın toplamını başka nasıl düşünebiliriz? Hatırlayın bu noktanın koordinatları a virgül b idi değil mi? Ve bu doğrunun denklemi de y eşittir k idi. Burası y eşittir k doğru. Peki bu sarıyla çizdiğimiz mesafe ne? Y'lerdeki bu fark neye eşit olacak? Bu durumda doğrultman odağın üzerinde olduğu için bu mesafeye k eksi b diyebiliriz veya b eksi k'nın mutlak değeri dersek daha genel konuşmuş oluruz. Aynı sonucu verir değil mi? Bu aslında her zaman işe yarıyor. Bize her zaman pozitif bir uzaklık değeri veriyor. Eğer b eksi k'nın mutlak değerini bilseydik, eğer aradaki bu mesafeyi bilseydik 2'ye bölerdik. Doğrultmam bu mesafenin yarısı kadar yukarıda odakta mesafenin yarısı kadar aşağıda olurdu. Şimdi bakalım bunu bulabiliyor muyuz? Ve bu mesafeyi Bulabiliyoruz çünkü bu denklemde b eksi k'nın nerede olduğunu görebiliyoruz. 1 bölü 2 çarpı b eksi k evet eşittir. Eksi 1 bölü 3 olmalı değil mi? Öyleyse b eksi k'yı bulalım. Şimdi 1 bölü 2 çarpı b eksi k eşittir. Eksi 1 bölü 3 e, bu iki ifade birbiriyle aynı. Eşittir eksi 1 bölü 3 her iki tarafın tersini alırsak 2 çarpı b eksi k eşittir. 3 olacak öyle değil mi? Şimdi her iki tarafı, her iki tarafı da 2'ye bölelim. Böylece b eksi k, b eksi k eşittir. 3 bölü 2 oldu. b eksi k eşittir. Ee, pardon düzeltiyorum düzeltiyorum burası eksi 3 olmalıydı. Evet öyleyse eşittir eksi 3 bölü 2 ve b eksi k'nın mutlak değerini alırsak sonucu 3 bölü 2 olarak buluruz. Veya aynı şekilde k eksi b'nin mutlak değerini almış olsaydık yine 3 bölü 2 bulacaktık. Böylece denklemin bu kısmını kullanarak eksi 1 bölü 3 ile denklemin bu kısmını eşleştirerek b eksi k'nın mutlak değerini bulmuş olduk. Bu da bize y doğrultusunda odakla doğrultusunda arasındaki y değeri farkını yani aralarındaki mesafeyi vermiş oldu. Yani bu mesafe 3 bölü 2 imiş. Şimdi peki bu mesafenin yarısı nedir? Ee, yarı mesafeyi önemsiyorum çünkü bu sayede odağın nerede olduğunu bulacağız değil mi? Çünkü büküm noktasının yarı mesafe aşağısında olacak. Aynı zamanda aradaki mesafenin yarısı kadar büküm noktasından yukarıda da doğrultman olacak. Mesafenin yarısı 1 bölü 2 çarpı 3 bölü 2'den 3 bölü 4 olacak ve böylece doğrultmanın bükümden 3 bölü 4 kadar yukarıda olduğunu hesaplamış olduk ve diyebiliriz ki doğrultman denklemi y eşittir odağın y koordinatı 23 bölü 4 pardon büküm noktasının y koordinatı büküm noktasının y koordinatına eşit olmalı 23 bölü 4 artı 3 bölü 4 eşittir 26 bölü 4 bu da eşittir 6,5. O da tam olarak burada aslında doğrultmanı çizerken bayağı bir yaklaşmışım. Y eşittir 6,5 bulduk. Evet odak noktasına bakarsak eğer odağın x koordinatının ne olduğunu zaten biliyoruz. A eşittir 1 ve B de büküm noktasının y koordinatından 3 bölü 4 daha az olacak o zaman. 23 bölü 4 eksi 3 bölü 4. 23 bölü 4 eksi 3 bölü 4. 20 bölü 4 olacak. O da 5'e eşit. Ve böylece bitirmiş olduk. Odak noktamız 1,5 doğrultmanda y eşittir 6,5 doğrusu.